Herkese selam coinlerim, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber yeni açılan fancy restoranda bir gün boyunca çalışacağız ve bir gün boyunca vlog çekeceğiz. Ben burada aşçı olarak yemek yapacağım ve yanımda vanilyayı da getirdim çünkü evde tek bırakmak istemedim. Öbür videoda demişsiniz abla neden vanilyayı evde bıraktın diye. Bu sefer evde bırakmak istemedim çünkü zaten içeride de bir tane köpek var, onunla oynar diye onu da getirdim. Evet, o zaman hadi geçelim içeri coinlerim. Merhabalar. Merhabalar. Ben çalışmak için gelmiştim. Zaten konuştum sizinle. Tabii geçin içeri. Köpek de mi sizinle geçecek? Evet. Bir sakıncası yok öyle değil mi? Yok hanımefendi. Bir sakıncası yok. Geçebilir. Teşekkürler. Evet queenlerim, şimdi onu şuradaki köpeğin yanına... Vanilya da burayı çok sevdi queenlerim. Şöyle hani etrafta böyle ışıl ışıl ya, ışıl ışıl yerleri seviyor benim köpüşüm. Oynar artık piyanoyla. Bu arada üstümdeki şey azıcık kötü gibi ama dün de aynı elbiseyi giymiştim. Bugün farklı bir şey giyeyim dedim. O yüzden bunu giydim queenlerim. Neyse, o zaman artık yemek yapmak için birinci kata gidebiliriz. İnşallah güzel yemek yaparım. Keşke babaannemin tarif kitabını getirseydim. Onda çok güzel yemekler vardı. Ya da babaannemi çağırsaydım direkt. Bilmiyorum, neyse hadi inelim o zaman. Evet queenlerim, şimdi yemek yapmak için buraya geldik ama ben size bir şey söylemeyi unuttum queenlerim. Bir tane bu akşam, yani bu restoranta bir tane gurme gelecekmiş ve bu restoranta bir tane puan verecek. Bir tane derken yani puan verecekmiş restoranta. Burası çok lüks bir restoran, o yüzden çok yüksek bir puan alması gerek. Benim de bunun için çok güzel yemekler yapmam gerek. İnşallah yapabilirim. Neyse o zaman hadi geçelim içeri. Merhabalar. Merhabalar, ne için gelmiştiniz? Ben aşçı olmak için gelmiştim. Aşçılık yapacağım da. Tamam, o zaman aşçı kıyafetleri şurada. Ellerinizi yıkayıp mutfağa geçebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Evet queenlerim, aşçı kıyafetlerimiz burada. Ben şunu giyeceğim. O zaman ben giyinip geleyim. Evet queenlerim, giyindim ve bence bana aşçı olmak çok yakıştı. Yani size de öyle geldi mi bilmiyorum ama ben kendimi bu kıyafetle çok güzel buldum. Neyse queenlerim, şimdi ellerimizi yıkıyoruz. Çünkü mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Çünkü yani yemeklere mikrop bulaşmamalı, temiz olmalı. Hijyenik olması için de ellerimizi yıkıyor atacağım. Şurada çöp var. Tamam, teşekkürler. Hop. Mutfak şu tarafta. Tamam, teşekkürler. Biliyorum mutfağın nerede olduğunu. Geçelim. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Geç bakalım içeri. Tamam, evet, queenlerim, ben yemek hazırlamaya hazırım. Yani gurmemizin gelmesi için tam 5 saatimiz varmış. 5 saat sonra akşam yemeği için zaten herkes bu restoranta gelecekmiş. O yüzden biz de şimdi bütün yemekleri hazırlamaya başlayabiliriz. Hanımefendi, bildiğiniz yemek var mı yoksa tarif kitabına mı bakacaksınız? Şimdi şöyle, benim bildiğim yemekler var ama yanlış yapmayayım diye ben sizin tarif kitabınıza bakmak istiyorum. Tamam efendim. Evet queenlerim, o zaman ben şimdi yemekleri yapmaya başlıyorum. İlk yemeğimiz olarak şunu yapacağım. Bir dakika durun, göstereyim hemen. İlk yemeğimiz olarak şunu yapmayı düşünüyorum. Ay, bir açılabilseydi. Şundan yapmayı düşünüyorum çünkü bence bu çok güzel. Yani tarif kitabındaki bütün yemekleri aslında yapacağım ben. O yüzden ilk bundan başlayalım. Bir tane makarna ve bir tane de bundan lazımmış. Şimdi yemeği yapmaya başlıyorum. Sırada da bu var. Bunun için bunun ne olduğunu anlamadım ama bu galiba atıştırmalık gibi bir şey. Öğlen yemeği herhalde. Süzme peyniri ve domates gerekiyormuş bunu yapmak için. O zaman hadi yapmaya başlayalım. Çok fazla uğraştırmayan bir yemek bu herhalde çünkü çok kolay yapılıyor. Domatesi keseceğiz, peyniri rendeleyeceğiz, sonra da birleştireceğiz ikisini. Hazırladık. Bu tabağa bir sürü yemek hazırlayacağım. Çünkü bu bayağı geniş bir tabakmış.
Diğer yemeklerimizi de hazırlıyorum o zaman. Sıradaki yemeğimiz şöyle bir yemek. Bu balık ama balıktan çok bir şahesere benziyor. Yani şuna bakar mısınız? Gerçekten ben bunu yemeğe kıyamam. O zaman yapmaya başlayalım artık. Bunu gurmemiz için yapacağım. Çünkü bayağı güzel duruyor. Gurmeler böyle şeyleri sever. O yüzden balığımızı ve yeşil soğanımızı alıp başlayalım. Gurmemiz için olan yemeği hazırladım ve büyük bir tabağa koydum. Çünkü bunu ona servis ettiğimiz zaman böyle açacağız ve darararam olacak. O yüzden bunu buraya koyuyoruz. Bu arada bunların içinde ne var? Aa, bunların içinde de yemek varmış. Evet evet, ama onları gurme için hazırlamadık. Gelen misafirler için. Tamam. O zaman ben yemek yapmaya devam ediyorum kuyunciklerim. Bunu da neden aldım bilmiyorum. Şöyle koyacağım bunu da. Evet, devam. Şimdi bunu yaptım. Bunu da yaptım. Bunu yapacağız. Bunun iki türlüsü var. Birisi etli, birisi de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Havuçlu. Havuçlu ve etli lazanyaydı herhalde. Yapıyoruz şimdi. Kuyunciklerim, ikinci ara yemeğimizi de hazırladım. Ben bunu ara yemek olarak adlandırmak istiyorum. Çünkü bence çok fazla karın doyurmaz. O yüzden bu da ara yemek olsun. Neyse, öbür yemeklerimizi yapmaya geçelim. Öbür yemeklerimiz pizzaydı herhalde. Evet, pizza. Acılı pizza yapacağız. Sosisli pizza yapacağız ve de mantarlı pizza yapacağız kuyunciklerim. O zaman şimdi hepsini hazırlamaya başlayacağız. Mantarlarımızı alıyoruz güzel güzel. Evet, şimdi mantarlarımızı yıkayacağız kuyunlerim. Evet, yıkıyoruz şu an mantarlarımızı. Böyle yıkamamamız gerekiyordu ama ben etrafta koyacak bir kap göremedim. Neyse, çok sorun değil işte, yıkıyoruz mantarları. Sonra buradan iki tane pizza hamuru alıyoruz ve yapmaya başlıyoruz. Evet kuyunlerim, pizza hamurumuzun üzerine mantarları koydum. Bir tek pişirme kaldı, onu da şimdi yapacağız. Çekilebilir misiniz? Tabii ki de. Evet kuyunlerim, şimdi bunu fırına doğru süreceğiz. Bu arada biraz da korkuyorum yanar diye. Şöyle koyalım fırına. Tamam. O pişerken bir tane daha hazırlayalım diyeceğim kuyunlarım, ama biz biraz fazla mantar yıkamışız galiba. Çünkü yani bir tane mantarlı pizza yapacağız. Öbür mantarları da ben şurada görmüş olduğunuz tarif için kullanmayı düşünüyorum. Bir dakika. Bu tarif için kullanacağım kuyunlarım. O yüzden bunları da şu an pişireceğim yani. Suda böyle pişireceğim. Şöyle suyu koyayım. Evet kuyunlarım, bunları da mantarlı pilav için pişireceğiz. Hanımefendi, siz bunları karıştırsanız olur mu? Olur tabii ki de. Evet, buradaki şeflerin bazıları da bana yardım ediyor kuyunlarım. Ne yapacaktım? Ha, pizza yapacaktım. Ne yapacağımı unuttum bir an. Acı biber alacağız. Bu arada bu çok acı bir bibermiş. Ama ben dayanırım. İkinci pizza hamurumuzu da üstüne koyalım bunu. Tamam kuyunlarım. İkinci pizzamızı da hazırladık. Bunu da süreceğiz fırına. Evet kuyunlarım, şimdi de iki tane pizza yaptık. Sadece bir tane pizza yapmak kaldı. O da sosisli pizza. Onu da şimdi hemen yaparız. Şöyle getirelim. Sosisleri pişirmiyormuşuz pizzaya katarken. Çünkü zaten pizzalar pişerken sosisler de pişiyormuş. O yüzden direkt hamuru açıp üstüne koyacağım. Evet, bunun da üstüne koyduk kuyunlarım. Ve bu arada bir şey diyeceğim. Şu acı biberli pizza pişmiyor ya da çok geç pişiyor. Nedenini bilmiyorum ama hepsi azıcık pişmeye başladı ama o pişmedi. Neyse, onların pişmesini bekleyene kadar biz de bir içecek hazırlayalım diyorum. Çünkü içeceği hazırladıktan sonra buzdolabına koyarız. Azıcık soğur, çünkü soğuk içecek içmeyi severler. O zaman şimdi içeceğimizi hazırlayalım. Nasıl bir içecek hazırlayacağımız tarif kitabında yazmıyor. Yani tarif kitabında herhangi bir içeceğe yer verilmemiş. O yüzden ben kafamdan çıraklı bir içecek yapmaya karar verdim. Böğürtlen ve limon da katacağım içine, çünkü bence güzel olabilir. Şimdi bunları hazırlamaya başlayalım. Yıkıyoruz tabii ki. Her şeyi yıkıyoruz kuyunlarım. Çünkü pis olabilir yani, o yüzden yıkıyoruz. Tamam. Kuyun Hanım, mantarlar pişti. Tamam. Ben şu çiçekleri de hazırlayayım. Güzel. Bana iki tane bardak getirebilir misiniz? Ben getiririm. Tamam, siz getirin o halde. Burada aşçılara da yardımcım yaptım yani. Neyse. Ben sanki ustaymış gibi hissediyorum şu an. Neyse, bardak getirin. Tamam. Getirdim. Teşekkürler. Şimdi ilk öncelikle şu içeceği dökeceğiz. Daha sonra da limonlu bir içecek yapacağım. Tamam kuyunlarım, birinci içeceğimiz hazır. Şimdi de limonlu bir içecek hazırlayacağız. Evet, hazırlanıyor. Bunu da koyalım. Tamam, bu da oldu. Siz şimdi onları buzluğa götürebilir misiniz? Azıcık soğusunlar. Soğuk içmeyi seviyor çünkü müşterilerimiz. Tamam hanımefendi.
Güzel, mantarlarımız piştiğine göre pilavımızı da yapmaya geçeceğim kuyunlarım. Ama ilk önce pirinç lazım bize. Çünkü pilav için pirinç gereklidir. Bunu hem gurmemiz için hem de müşterilerimiz için yapacağım için 2 paket pirinç kullanacağım. Şu mantarları çıkartır mısınız? Tabii de. Evet kuyunlarım, mantarların piştiği suda pişirmeyi düşünüyorum. Çünkü böyle olursa pirincin tadı da mantar gibi olur. Güzel olabilir, o yüzden böyle yapacağım. Kaşığı verin. Bu arada inşallah videoyu izlerken eğleniyorsunuzdur yani. Olabildiğince güzel yemek yapmaya çalışıyorum. My Cooking Show diye Instagram'a bir şey de yükleyeceğim kuyunlarım. Oradan girip o gönderiyi de beğenmeyi unutmayın. Bunu neden söyledim bilmiyorum ama söyleme gereği duydum. Tabak getirir misiniz? Tabii ki getirdim. Tamam, teşekkürler. Tamam. Evet kuyunlarım, pilavlarımızı da hazırladık. Bunları da götürün koyun. Hangisi gurmemiz için? Şu gurmemiz için olsun bence. Tamam kuyunciklerim, onu da hazırladık. Şöyle koyalım. Evet kuyunciklerim, bakıyorum hazırlamadığım bir şey var mı? Allah, pizzalar yandı. Allah kahretmesin. Tabak verin, tabak verin, tabak verin. Çabuk çabuk çabuk. Ay, pizzalar yandı. Şunu da verin. Heh, tamam. Evet kuyunlarım, şimdi pizzaları çıkartacağım çünkü yandılar. Evet, o kadar da yanmamışlar aslında. Biraz fazla panik yapmışız biz. Tam kıvamında olmuş yani pizzalarımızda. Sıcak sıcak şöyle koyalım, soğumasınlar şuraya. Onları da artık müşterilerimize veririz. Aa, kuyunlarım bir de bir şey diyebilir miyim? Camdan dışarı bakın, hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Evet hanımefendi, gurmemizin gelmesine sadece 2 saat kaldı. Ay olamaz. O zaman kuyunlarım, bizim hemen şeyi yapmamız gerek. Yani tatlıyı falan yapmamız gerek. Ve ben sadece şurada 2 tane tatlı vardı. Bir bu vardı ama ben tek çeşit tatlı yapmak istemiyorum. O yüzden 2 tane tatlı yapacağım. Birinci tatlının malzemelerini hazırlamaya başlıyorum o yüzden. Süt var mı? Hayır hanımefendi, süt yok. Süt yok mu? Ama ben o zaman nasıl yapacağım ki? Kuyunlarım, koskoca restoranda süt yokmuş. Suyla yapacağız o yüzden. Şöyle bir tane bundan alacağız. Allah'ım yarabbim, koskoca restoranda süt yok ve ben şu an bildiğin suyla tatlı yapacağım. Süt olmadığı için suyla yapıyoruz. İnşallah tadı fazla kötü olmaz kuyunlarım. Birinci içine bir de çilek katacağız. Çünkü çilek de var tarifte. Çileğimizi de katıyoruz. Tamam, güzel. Şimdi bunu bir tane fırına koyacağız ve bu çilekli pasta olacak. Bunu koyuyoruz. Ve ikinci bir tane daha pasta hazırlayacağız. Onun için bir tane kap kalmadı. Bunun için kap kalmadı. Yani hazırlayabileceğimiz bir şey kalmadı. O yüzden o olana kadar ben başka şeyleri yapmayı denemeyi düşünüyorum. Kuyunlarım, kekimiz pişene kadar ben şuradaki yemeği yapacağım. Beklemiyordum. Gerçekten ben küçücük bir tane pasta bekliyordum ve sanırım kabartma tozunu birazcık fazla koymuşuz. Hanımefendi, ne yaptınız? Yanlışlıkla yedim galiba. Ama hanımefendi, gurmemizin gelmesine sadece 1 saat kaldı. Eyvah. Hemen pastayı hazırlamalıyız tekrardan o halde. Kuyunlarım, yani yanlışlıkla aç gözlülük yaptım. Azıcık yedim pastayı. Ne yapayım? Çok güzel görünüyordu. Dayanamadım. Kuyunlarım, şimdi 2 tane pasta hazırladım. Bu birincisi ve bu ikincisi. Şuradaki tariftekiyle alakası olmadı. Neyi yanlış yaptım bilmiyorum ama her seferinde kocaman pastalar oluyor. Yani bunu nasıl yiyecek gurmemiz, ben bilmiyorum. Keserek yer. Evet, keserek yer ama yani bilmiyorum, bu kadar büyük olmaması gerekiyordu bunların. Neyse, gurmemiz gelmiş o zaman kuyunlarım. Ben artık yemekleri götürmeye başlıyorum. Tamam kuyun hanım.
Queenlerim, şimdi gurmemiz gelmiş. Yemekleri böyle bir tane bir yere koyduk, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hazırladığımız yemeklerin birkaçını koyduk. Zaten gurme için çok az yemek hazırlamıştık. Hazırladığımız yemeklerin diğerleri burada. Misafirlere dağıtılacak ama onları ben dağıtmayacağım. Ben sadece gurmeye yemeği verip gideceğim. Yani bu kadar. İnşallah yaptığım yemekleri izlerken eğlenmişsinizdir. Yani ben çok eğlenceli olduğunu düşünmüyorum. Ama umarım siz eğlenmişsinizdir. Neyse, o zaman hadi alt kata inip yemeğimizi verelim. Benimle gelecek biri var mı? Ben tek başıma gidemem de. Ben sizinle gelirim. Tamam, gelin. Evet, aşçımızla beraber iniyoruz alt kata. Ay, üst kata. Evet queenlerim, şimdi geldik buraya ve gurmemiz gelmiş. Şimdi ona yemeği verme vakti, gidiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Siz gurmesiniz öyle değil mi? Evet, ben buraya puan vermek için geldim. Tamam hanımefendi, o zaman ben size yemeğinizi vereyim hemen şöyle. Buyurun, bu da içeceğiniz, şöyle buyurun. Tamam, teşekkürler. Ay evet queenlerim, gurmemiz yemeği tadacak. Bakalım ne puan verecek. Bitti mi hanımefendi? Evet, yedim. Peki yemeğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel. Güzel mi? Evet, güzel. Ha, tamam. Ne dedi? Güzel. Ne? Güzel mi dedi? Aferin sana, çok iyi iş çıkarmışsın. Yani ben harika demesini falan bekliyordum. Olsun olsun. O güzel demişse iyidir yani. Tamam, o zaman diğerlerine de haber verelim. Tamam, şimdi gidelim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum queenlerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.